201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Series Maker'ın uzun bir süre sonra yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayım. Hemen çok uzatmadan bölüme geçmek istiyorum çünkü çok az bir paramız var. Hemen şuradan New Series diyelim. Serimizin adı. Öncelikle türünü belirleyelim. Orta Çağ ve Dragons diyelim. Bence en güzeli o. İsmini de ne koyabiliriz? Uçan karanlık, iki nokta atalım bir de, son savaş. Yani fena değil. Şimdi Netflix'ten tabii ki yayınımızı yapacağız. Direktörümüz tabii ki benim. Proje olarak da büyük ölçekli yapabiliriz ama batar mıyız? Batarsak da artık serinin son videosu olur. 390 kalıp bir giderle şu an başladık. Şu an -26 kalıp bir şeydeyiz. Bütçemiz var. Pişman oldum mu? Evet, şu an biraz oldum ama olsun. Toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi Medieval ve Dragons, yani ikisi çok aslında uyumlu. Yüksek hit alan bir konu. Ama biz becerebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Şimdi action çok önemli diyor. Bu çok fazla önemli değil diyor. Şunu da şöyle yapalım. Aksiyonu biraz daha ön plana çıkartalım. Diğerleri biraz daha geride kalsın. Tamam. Şu şekilde hemen geliştirmeye devam edelim. Paramız olsa aslında çok daha böyle büyük işler yapabileceğiz. Tamam, kabul edelim. Biraz bankadan kredi çektik. Mecburen. Çünkü personel maaşını da ödeyemiyoruz maalesef. Şimdi şunu yapacağım. Çünkü aksiyon olarak bu daha iyi. Okey diyelim. Bizim bu arada şirketimizin adı neydi? Var mıydı herhangi bir adı? Koymuş muyduk? Tam hatırlayamıyorum çünkü şu an. Şimdi bunları seçiyoruz tabii ki. Direktör olarak ben kendimi hikayeye atsam, peki bu ses düzenleme, bu da kamerama. Böyle bir şey yapsak hani üçüne de puan verebilir miyiz? Verdik. Hani buradan da belki güzel bir şey olabilir. Teknolojiden de biraz giderimiz oldu. Şimdi filmimizin senaryosu tamam. Hatalarını, ufak tefek işte ne bileyim, bu senaryo hataları olur, çekim hataları olur. Onları düzeltiyorlar. Hızlı bir şekilde düzeltirseniz. Düzeltmeler tamamlandı. Ve finishleyerek bakalım. Uçan karanlık son savaşı insanlar beğenecek mi? Hemen görelim. Ve inceleme puanlarımız gelecek şimdi. Hadi yüksek. Bak, batacağız yoksa. Of, çok kötü oldu bu. Niye böyle oldu? Çok kötü. Çok kötü. Niye böyle bir şey oldu? Bu neydi? Bu değil. Bir dakika. Nerede? Bu da değil. En üstte mi acaba? Yok. Bilmiyorum. Bu çok berbat oldu. Hiç zaman kaybetmeden acaba şey mi yapsak? Bunlar ne? Minimum 5 alırsak bize şu kadarlık bir para ödeyecek. Proje büyük. Küçük proje yok mu ya? Şu dörtlükten alayım abi ben. Aynen, dörtlük en mantıklısı. Temanı da şey yapacağım ben senin. Fantastik ya da büyücü yapsam mantıklı. Direktör zaten benim. Proje büyüktü. İnşallah bir süre sınırı yoktur. Yoksa sıkıntı. Okey. Hani şey, iş aldık ya, onu söylüyor. Şimdi uçan karanlıktan bir 60 binlik bir gelir elde ettik. Sonra da düşüşe geçti. Bayağı bir düşüşe geçti. Çok kötü. Benim bu işi toparlamam gerekiyor yani. Umarım başarılı oluruz. Ki arkadaşımız dinlenmeye çıktı. Ne kadar güzel. Çok mükemmel. Aa, bunun ismini belirleyebiliyor muyduk acaba? Series 32 diye kaldı. Olsun. Aksiyonu bol olsun. Karmaşası az olsun. Şu şekilde verelim. Yine paramız tamam. En azından hiç yoktan
Personel maaşlarını çıkartabiliyoruz ancak yine de yeterli bir şey değil. Çok kötü ya. Niye bu kadar kötü oldu ki? Market çalışması yapmayacağım çünkü gerek görmüyorum. Hani ona da bir ekstra bir harcama yapacağız bu sefer. İyice hani sıkıntıya düşeceğiz. Şimdi aksiyonu fullediğim için şu şekilde ilerleyeceğim. Sonra doğru bir 13K sattık. İyi. Herhalde o da hani YouTube'da şey yazmışlar hani en kötü 15 film falan. Hani onda çıktıysak demek ki. Telif atacağım bu arada. Evet şimdi. Orta çağ ve büyücülük üzerine ilerliyoruz. Bu arada bizim de büyülü oyunlarımız kanalda mevcut. Tavern Tycoon var. Ondan sonra bir de bugün atmıştım hatta neydi adı ya? Negicim mıydı? Ha, hiç hatırlamıyorum. Ya büyülü bir oyun var işte. Ona da bakabilirsiniz. Gayet güzel. Şimdi. Yani masrafları yine düştüğümüz takdirde yine güzel bir şey kazanıyoruz. Bu arada ha, 180K şey bankaya kredi olan borcumuzu ödedik. Güzel, hala artıdayız. Hala sıkıntı yok. Finish diyerek bakalım ne yapacağız. 4 puan alabilir. 4 puan alırsak iyi. Alamazsak sıkıntı büyük. Hadi bakalım. Ha, bu arada paramızı aldık. Parayı aldık, okey. Peki puan ne oldu? Ya bırak bu işi ya. Kafayı yiyeceğim. Adam 8-8-8 aldı ya. Allah'ım yarabbim. Ben yapsam bak aynısını ben yapıyorum ben o kadar şey alamam. Deli olacağım şu an. Şuradan bir şey seçelim. Bir dakika. Ne yapalım? Şehir diyelim. Şehire de hapishane diyelim. Hapishane şehir olmadı. Gelecek şehir olmadı. Orta çağ yine olmadı. Peki bu hapishaneyi biz neyle uyduruyoruz? Space hapishanesi, uzay hapishanesi, Medieval Prison. Bence gayet mantıklı. Adını da Prison Medieval koyalım. Çok düz oldu. Netflix'ten direktör. Benim projekte büyük proje. Hadi ama büyük proje yapıyorsak şimdi sıkıntıya girmeyelim. Başka bir şey yapalım. Farm ve şey yapsak mesela. Korku. Tamam, çiftlik ve çiftlikte korku. Peki şehirde korku nasıl olur? Kötü olur. Orta çağda korku hiç olmaz. Gelecekte korku, uzayda korku, çiftlikte korku diyorsun. Tamam, çiftlikte korku yapalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi bu arada Serious'ın gelirlerini de mi ben alacağım? İyi. Fena değil en azından. Muhtemelen bir kısmını alıyordum. Şimdi ne diyor? Patron merhaba diyor. İnternet bağlantısı yapalım falan diyor. Bin. Tamam bağla abi. Var para. İnterneti de bağla. Ne işe yarayacak ne yapacağız hiç bilmiyorum. İnterneti de bağla. Bir de el ilan dağıtalım. İnternette de muhtemelen bir şeyi vardır. Şimdi komplikasyon çok önemli diyor. Şunu azaltıp şunu biraz fullesek böyle güzel olabilir. Bakalım ne olacak. Para kazanmamız güzel bak bu filmden de. Aslında bizim şirketimizin filmi değil gibi. Yani bir sipariş üzerine. Ama yine de hani iyi. Fena değil. Şimdi sen şunu seçeceğiz. Aynen bu şekilde devam. Abi şuna bak ne kadar 135K izlendi ya. Ben yapsam izlenmez. Yemin ediyorum ben yapsam izlenmez. Millete yaptım ya ondan izleniyor. Ama olsun en azından fan 11K'lık bir fan kitlemiz oluştu. O da gayet güzel. Şimdi ben kendim sadece yıldız atayım. Ses ve kameraman şu şekilde ilerleyelim. Güzel, fena değil. Devam. Teknoloji masraflarından kesiliyor ama bak toparladık parayı. Parayı toparladık o çok güzel oldu. Şimdi şu hataları da bir çözelim. Şu kamera mı şu ses? Bu yıldız oyuncularla ilgili muhtemelen bu da hikayeyle ilgili diye düşünüyorum. Finish diyelim bakalım ne olacak. Hemen yayınlama şeyine geçelim ve bakalım kaç puan alacağız. Hadi lütfen yüksek puan istiyorum. Lütfen bak bana yüksek puan lazım. Kal böyle. Allah'ım ya Rabbim ya.
Neyini beğenmedin? Teknoloji çok eski diyor. Teknoloji mi araştıralım? O zaman ne yapalım size ya? Research yapalım biraz. Dur bakalım. Şimdi para varken hazır bir şey toparlayabildiğimiz kadar toparlayalım. HD mi? HD araştıralım ya. Multikamera olabilir. Profesyonel kamera. Tamam, bir şundan girelim. Sen gel. Sen de research yapacaksın. Sen de research'ünü sesten yana kullanalım. Bak, profesyonel sesten girelim. Sen de research yap. Sen de ucuz karakterden değil de motivasyon üzerine bir şey yapabiliriz. Ya da sidekick. Sidekick yapalım. Bak, bu güzel detaylar. Bunları yapalım hazır para varken. Hatta sen bir araştırma daha yap. Tamam, şeyi de kestik. Okey. Sen bir araştırma daha yap paramız varken. Big project yapalım mı? 120K yapalım. Hadi büyük proje. Tamam, sen de araştırdın. Sana ben bir tane daha araştırma vereceğim. Sen de HD olarak çekmemizi sağla. Bunun haricinde herhangi bir şey yapmayacağım. Direkt yayınlıyorum. Sen biraz dinlensene. Sen nasıl dinleniyorsun? Şu muydu? Ha, sen biraz dinlen. Birazdan çünkü filme başlayacağız. Dinlen. Sen de bitir işini. Ya bunu çok bir şey satacağını sanmıyorum ben ama işte. Olsun artık, ne diyelim. Şimdi bitirin hadi işlerinizi abi. Büyük bir film ortaya koyacağım. Büyük bir film. Güzel bir film olacak. Büyük bir film. Hemen New Series diyelim. Buradan güzel bir seçim yapacağım. Şehirde geçen bir drama desem saç. O şehirde geçen drama çok güzel tuttu. Okey. Var Child. Savaş çocukları falan diyelim. Bilmiyorum artık tutar mı tutmaz mı. Zaten bu benim proje boyutunun mid meğer aynen M yapalım. Buradan aslında büyüğü araştırmıştık ama tam o şey olmadı. Çünkü paramız yok. 2 milyon istiyor büyük proje için. Tamam, yapıyoruz bakalım. Şu Pearson'un gelirleri biraz bizi toplayacak gibi. Bu arada hala seristan şey geliyor, para geliyor. Ya onu ben kendime yapsam tutmayacaktı. Ben biliyorum işte, bak Pearson yaptım tutmadı. Olsun, fena değil. Şimdi complication çok önemli. Şu galiba hiç önemli değilmiş gibi. Şunu da, hatta şunu da biraz azaltarak direkt complication'a verebilirim. Pearson biraz yükselişe geçti ama o çok kalacağını sanmıyorum. Bu arada serisi 239 kişi, 292 kişi izlemiş, pardon. Ve hala da oradan para gelmeye devam ediyor bize. Bak, Pearson yayından kaldırıldı, serisi hala devam ediyor. Şu. Buna çünkü ağırlık vermiştik değil mi? Aynen. Tamam, en azından 250'de falan bizi bıraktı. Olsun. Zaten film de bitti, bitecek. Sen umarım film notunda dinlenmeye geçmezsin. Sen tamam. Ha, bunları seçtik. Ama bunlar hala eski olarak. Biz çünkü yeni şeyler araştırmıştık. Onlar nerede? Onların da burada olması gerekmiyor mu? Çünkü yeni şeyler araştırdık. Hani ses falan kalitelerini falan geliştirdik aslında ama acaba eski şeyler mi geliştirdik? O da olabilir. Olmadı, bu filmden sonra biz yine bir şey alalım ya. Bir market çalışması aslında da yapabiliriz. Bir şey dağıtalım. Çünkü yeni film hani çıkacak birazdan. Gönder filmi. Hemen broadcast. Okay. 3, 4, hiç. Leş. Leş yani, artık leş yani. Peki ben buradan şey yapacağım tekrar. Buradan bir iş alalım ya. 621K diyor. Bizim 7 almamız gerekiyor en az. 7'ye ben hiç güvenmiyorum kendime. Şunu yapalım. Aynen. Kabul ediyorum. Serinin adı Orta Çağ'da Aşk. Düz. Direktör benim. Hadi bakalım. Para ihtiyacımız var abi çünkü bizim ya. Umarım 5'i de tutturabilirim. Bilmiyorum. İyi. Bir 41K ile bir açılışımızı yaptık. 43.
Bir 400'ü bulursak iyi aslında. Çünkü bu filmden de 600K alacağız. Yaklaşık 1 milyona falan tamamlarız parayı. Şimdi bu çok önemli diyor. Bu neredeyse hiç önemli değil. Bunu komple bitiriyorum. Aksiyon bizim için önemli değil. Şu. Budur. Hatta biraz daha açayım. Şöyle tamam. Bu. Hadi bakalım. Savaş çocuğunu kimse izlemiyor. Ama eminim bunu milyonlarca kişi izler bu yaptığımız başka şirket adına yaptığımız projeyi. Tamam, 400 güzel, fena değilim. Şimdi aynen bu önemli zaten. Okey diyoruz. Bu arada 13 yıldır kurulu olan bir şirketiz ve hala 481 bin dolarımız var. Bu da biraz kötü. K aldık yine. K staff'a gitti. Şimdi ben bu sefer kendim buraya atayım. Ses sen gel. Kameraman sen gel. Tamam. Şuradaki teknolojileri biz muhtemelen yanlış dağıttık. Diğer bölümde onu toparlamaya çalışacağım. Ve film şu an bitti. Hemen hatalarımızla giderelim. $600 gelecek. Biz bunun yaklaşık bir 700'ünü falan bir araştırmalara harcayacağız. Kafamda şu an kuruyorum hani neye yatırım yapabiliriz falan diye. Ondan sonra da artık Allah ne verdiyse. Tutmazsa da artık demek ki tutmayacağı varmış. Çok da ona bir şey diyemem. Şimdi senin dağılımını şöyle yapacağım ben. Şuna sen ağırlığını ver. Okey. Kaç ver? Al işte, al işte delireceğim ya. İyi, ver 1 milyon. Tamam, neyse. Ben direkt şeye geçiyorum abi. Direkt araştırmaya. Direkt araştırmaya. Visual gel. Multi kamera yapıştır. Sen gel. Sese gel. Yapıştır dördü. Sen dinlenmedesin senin ben. Neyse. Bak 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 kaç milyonla başladı. 17K ile 17 binle başladı. Çok iyi. Sen tamamladın mı araştırmanı? Aferin. Sen bir de onun üzerine şey aç. Profesyonel şeyini araştır. Sen bitirdin mi araştırmayı? Sen gel. Sen ondan sonra şey aç. İnteraktif hikayeyi aç. Araştırın, bunlar önemli şeyler. Sen gel. Sen de bunu araştır. Ucuzdan çok da abartmayalım. Hemen araştırdı yalnız ha, ilginç. Ne oldu, para mı bitti? Ha, bunlar tamam diyorsun. Ha yok, bunu şey düşük diye galiba. Sen de bunu araştır. Sanırım şu anlık artık araştıracağımız bir şey kalmadı. Tamam. Şimdi bu bölüm burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.